Nereye gitti bu otriş? Sabahtan beri arıyorum. Yok işte, yok, yok. Yer yarıldı, yerin dibine girdi. Sanki şeytan aldı, götürdü, satamadan getirdi. Yok işte, yok. Bir daha şuraya bakayım. Gözümden kaçtı mı acaba? Yok. Bir de başka yere bakmalı. Sen daha gitmedin mi? Şu peluşumu bulayım gideceğim. Ne? Hangi peluşunu? Ay canım, hani üstünde böyle mor tüyleri olan. Seninle tıp balosuna giderken annem vermişti de takmıştım. Hani seni olduğundan kat kat genç gösteriyordu. Evet, onu. Nereye koydum bilmiyorum ki, buralarda bir yerde olmalı. Ben görmedim. Hem nedir bu süspüs? Alt tarafı kızına kahvaltıya gidiyorsun. Ayol sen beni bilmez misin? Ben kapının önünü süpürmeye gitsem bile süslenir püslenirim. Ay imajım bu. Ay imajını yesinler. Sülalen de nedense bir sen böylesin. Ananın karnından kokoş doğmuşsun sanki. Sus! Anamın adını ağzına anma. Zaten üç oldu, yedincisinde buraya damlar. Ah keşke gelse, gelse de bu halini görse. Aklın fikrin süse sihire çalışıyor. Oh canıma değsin. Şu peluşumu bulayım. Hemen gidiyorum. Nereye koydum ya? Allah'ım ben boşuna konuşuyorum. Sen bana sabır ver. Günaydın. Teyze, bir tek biz mi geldik? Hayır efendim, anneannemle Beren teyze biraz sonra burada olurlar, merak etme. Bir şey söyleyeceğim. Kimin aklına geldi kahvaltı fikri kafede sabah sabah? Eda'cığım, biliyorsun ki ben sabah kahvaltılarını çok severim. Hafta içi kafede tenha oluyor. Onun için dedim, herkesi bekle lütfen, hep beraber şurada kahvaltı edelim. Teyze, niye kahvaltıyı sihirle değil de elinle hazırladın? Suzan buradadır ondan. Aman da aman, kimler gelmiş? Aa, Firuze günaydın. Dedi, senin ne işin var burada? Çocuklar okuldan dönene kadar Firuze kafede bana yardım edecek. İyi, nasıl yani? Firuze'nin ek bir işe ihtiyacı vardı. Hafta sonu gündeliğe başka evleri temizliğe gideceğine gel kafede bana yardım et dedim. İyi olmuş, hoş olmuş da ne zaman olmuş? Bu sabah çocuklar okula gidince gel hemen bugün başla dedim. Sağ olsun, o da kabul etti. Ne? Peki bunu Suzan teyze biliyor mu? Henüz bilmiyor ama gelince öğrenecek tabii. Bence bunu önce onunla konuşsaydınız. Galiba kıskançlıktan kuduracak. Aa, yok canım, niye öyle düşünüyorsun ki? Hem bir elin nesi var, üç elin sesi var. Görürsünüz. Söylemedi de mi? Olmaz, yapamam. Ay genç görüneceksin de ne olacak yani? Bana bak, sen kocamı bulmaya gidiyorsun yoksa? Terbiyeli konuş Taci. Terbiyeli konuş Taci. Ay sıkıldım senin deve kuşu tüylerinden. Buradaymış. Aa, bu da neyin nesi? Olamaz. Annemin sihir defteri. Bunu ondan yürüttüğümü unutmuştum. Ay dört oldu. Bana bir şey yardım etti. Bu defterde kesin beni ilgilendiren sihirler var. Şu kahvaltıya bir gideyim, dönünce bakarım. Buldun mu kıymetli otrişini? Bak bakalım nasıl olmuş? Sanki daha bir genç görünüyorsun. Öyle mi? Aşağı yukarı kaç gösteriyorum? 45-55. Ay o kadar mı? Neyse canım, ben nasılsa bir yolunu bulur daha genç gösteririm. Söyle bakalım şimdi, Perihan mı yeni haliyle daha güzel oldu, ben mi? Dudu, sana inanamıyorum. Bu otrişi kıskançlığından mı aradın bu kadar zaman? Yorum yok. Sana bir soru soruyorum. Söyle, hangimiz daha güzel olduk? Ama ne bileyim ben? Beni sinirlendirme Taci. Ben nasılsa bir yolunu bulur, şatoya gelir, 30 yaş daha gençleşirim. Asıl sana hah. Ay bütün derdi buymuş çatlağın. İyi ki Perihan gizli bir iksir bulup gençleşti. Formülü Dudu'ya vermiyor. Olaya bak yahu, Dudu kudurmuş da haberimiz yok. Gerçekten kızgınız. Çok üzülürüm. Firuze'cim yapma öyle bir şey. Bir müşteri geldi. Otur, o müşteri falan değil. Hoş geldin Perihan teyze.
İnanamadım ben. Nasıl oldu bu böyle? Sen bilmiyor musun sihirli iksirle? Estetikle canım. Herkese botoks yaptırdım. Gerdirdim. Ya kendimi biraz gençleştireyim dedi. Maşallah taş gibi olmuşsunuz vallahi. Canım çok teşekkür ederim. Dudu gelmemiş daha. Gelmek üzeredir herhalde. Perihan teyze annem bunu gördü mü? Gördü. Ne dedi? Papama benzemişsin Perihan dedi. Ben buraya yazıyorum. Annem bu kapıdan gençleşmiş girecek. Hı? Görürsünüz. Merhaba. Niye bana öyle bakıyorsunuz? Dudu teyze, siz de Perihan teyzenin gittiği doktora gittiniz. Hayır. Perihan bana adresini vermedi doktorun ama verseydi bile o doktora gitmezdim. Çünkü pek başarılı bulmadım. Hayatım, yalnız senin doktor da pek başarılı görünmüyor. Yani ben senden çok daha genç duruyorum. Sen değil mi kızlar? Benimki de yavaş yavaş olur. Seninkinde netice biraz Hatice. Ay kızlar, ben de biraz daha şişirtirsem elma ısıramayacağım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu masada bir tek Ajda Pekkan eksik. Bugün film kopacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.